Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biraz Genshin hakkında konuşmak istedim. Videonun başlığına ne atarım çok emin değilim. Açıkçası konuşmak istememin başlıca sebebi oyundan biraz soğumam. Yani bu soğumamın ilk sebebi kesinlikle oyunun içindeki sistem. Yani oyuna girdiğin zaman günlük yapmanız gereken şeyler. Örneğin mesela şu resim sistemi. Bana kalırsa da resmin bir sınırının olması çok saçma veya şunun bir sınırının olması acayip saçma. Mesela bunu en fazla 5 tane yapabiliyorsunuz, daha fazla yapamıyorsunuz. Yani her gün girip girip insanlar resim, yani insan her gün modunda olmayabilir abi. Sonuç olarak her gün gençliğe girip resim harcayacağız diye bir şey yok. Bırakın şunu stoklayabilirim veya resim sınırını kaldırın. Niye böyle her gün insanı köle gibi kullanıyorlar anlamış değilim. Günlük görevler de aynı şekilde her gün böyle. Günlük görev yapmaktan da usandım, bıktım. Yani her gün nasıl günlük görevden kaytarsam diye düşünüyorum artık. Hatta şu eventleri bile böyle saklıyorum ki. Yani her hepsini bir günde yapmıyorum ki. Günlük görevler bunu yaptığım zaman tamamlansın. Oradan günlük görevden kaytarayım, daha az oynayayım oyun diye. Oyundan biraz soğumuş bulunmakta. Tek olduğumu da düşünmüyorum bence. Birçok kişi şu an hali hazırda oyundan soğumuş durumda bu anlattığım şeylerden dolayı. Öncelikle tekrardan söyleyeyim, şu resim olayı bence oyunun en büyük sıkıntısı. Yani bu resmi stoklayamamak bayağı sıkıntı. Yani en fazla 5 tane yapabilmeniz şu kökler ağacı mıydı neydi bunun ismi, yoğun reçineden 5 tane yapabilmeniz acayip saçma. Yani bunu sonsuz yap normalde, başka yer şey yapabilirsiniz mesela. Yani bunu sonsuz yapsanız çok 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 daha mantıklı olur. Millet sonsuz yapar, sonra böyle zindanda kasılmak istediği bir gün gider zindanda artifaktları kasar, artifaklarını yükseltir. Kişi için daha iyi olur, daha mutlu olur insan yani. Bu her gün girip de zindan şey yapmanın bir anlamı yok. Ki böylece oyundan da soğutmuş oluyorlar aslında insanları. Birçok kişinin sürekli gençliğini bırakma sebebi de aslında bu döngü. Sürekli aynı şeyler oluyor. Sürekli bir nevi bir döngünün içindeyiz. Yani bir nevi şu eventler hiç olmasaydı sadece döngü, ama eventler var. Gerçi yine pek bir fark eden bir şey yok. Eventler gittiğinde yine aynı oluyor. Tabi oyuna sürekli event gelmesinin olayı da zaten bu. Bu döngünün bir nevi kırılması, ama aslında kırıldığı falan yok. Yani yine aynı günlük görevleri yapıyoruz. Yine acaba resim bugün nasıl harcasak diye düşünüyoruz. Bir diğer oyundan beni soğutan bir diğer faktör de bu bannerlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben İttoya kasan bir insanım. Bu arada Mona çıkardım 100 bannerdan. Böyle artan wishlerle falan çıktı kendisi. Yani ben bayağıdır İttoya kasıyorum, biliyorsunuzdur zaten beni. Ben normalde İttoya bir de silahını alacaktım. Onun için biriktiriyordum. Koca Tevyat falan turladım. Tavaf ettim, ondan bahsetmiştim zaten. Şu Fontaine'i bile fullledim yani o İttoya için. Hatta direkt benim Tevyat'ı fullememin sebebi itto yani. Ki İttoya aldığımda da büyük ihtimalle oyunu bırakacağım çünkü benim daha fazla amacım yok. Belki Wutai buildleyebilirim. Wutai çünkü buildlemeyi hak eden bir karakter. Belki onu buildleyebilirim zaten şu an. Halihazırda Shimewara zindanda takılıyorum. Yani bildiğiniz üzere şöyle göstereyim Primo Gemleri. 60'a şeye dayandı neredeyse. Yani 400 bir şey falan denk geliyor galiba. Şöyle bir hesaplarsak. Aynen. 400 bir şey yakın işte yani. 10 13 wish falan eksik 400 wish'ten. Hani ben bu kadar wish biriktirdim. Hala Itto Banner'ın geldiği yok. Yani bu sadece Itto'yla da alakalı değil. Spesifik karakterler hala yok arkadaşlar. Albedo'dur. Yani biz bu karakterler için bir yıl beklemek zorunda değiliz. Biz bu karakterleri oynamak için bir yıl beklemek zorunda değiliz. Yıllar beklemek zorunda değiliz. Aylar beklemek zorunda değiliz. Ya şunu yapıyorlarsa 3-4 banner yapsınlar, ya da buradan banner falan seçip yapabilelim biz yani. Hadi banner seçmeyelim yani, çünkü öyle de adamlar para kazanamayacak. Yani bannerlar sınırlı olmazsa millet wish biriktirir yani. Niye para harcasınlar ki, o da çok mantıklı değil. Yani para, hadi wishler sınırlı olmasın şey yani. Hadi wishler sınırlı olmaya devam etsin ve sayılı miktarda wish çıksın, ama en azından 3'e 4'e şunu arttırsınlar. Çünkü artık 2 yetmiyor. Oyunda çok fazla karakter var. LoL'de de aynı sorun vardı. Yani LoL'de elbette banner sistemi falan yok da.
LoL'de de mesela bu kadar karakter arttığı zaman dengeleme işi acayip uçuyordu. Bu oyunda denge sorunu yok ama benzer sorunlar. Yani sen kaç tane karakterin var hala 2-2 banner çıkarıyorsun ve hani bu Yuumi'yan kaçıncı banner arkadaş? Albedo kaç yıldır çıkmıyor karakter? Yuumi'ye 3-4 kere çıktı İtto'nun üstüne. Albedo'nun üstüne kaç kere çıktı sayamıyorum. Hani bunu zaten İtto ve Albedo oynayan çok insan yok elbette ama yani yine de bir şekilde çıkması lazım arkadaş. Bir karakter bir yıl çıkmaz mı hiç ya? Bu oynamak isteyen insanlara hiç mi düşünmüyorlar? Hani en azından ya banner sayısını arttırsınlar ya da böyle fragment sistem benzeri bir şey yapsınlar. Böylelikle oynayabilelim yani. Şimdi fragment sistemi ne? Ondan biraz bahsedeyim. Ya aslında fragment Türkçesiyle parça sistemi oluyor. Bu şeyde vardı. Clash Royale'de vardı galiba. Sonradan gelmiş. Joker kart mantığı. Hani onu aldığınız zaman istediğiniz bir karakteri açmaya kullanabiliyorsunuz. Mesela bu Banner'dan fragment tarzı bir şey gelecek. Mesela bize 5 yıldız yerine. Onunla biz istediğimiz karakteri açabileceğiz. Ama tabii öyle de banner mantığının şeyi köreliyor biraz. Banner'ın biraz mantığı köreliyor. Sonuç olarak o karaktere özel yapılmış bir banner. Hani fragment gelecekse banner'ın da pek bir anlamı yok. Ama bu sistem bence çok daha kötü abi. 20 peştir şey yok herhalde. İtto yok. Albedo daha fazla. 26 falan oldu herhalde o. Bayağıdır yok. Yani hesabı edin işte bayağıdır yok yani o şeyler, karakterler. Albedo bir yılı geçti herhalde. İtto aynı şekilde. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Belki İtto ya 6 ay falan da olabilir. Çok emin değilim. Yani dediğim gibi aslında oyuna bunca zamandır devam etmemin bir diğer sebebi de İtto'ydu. Hala devam ediyorum maalesef. Ama işte yani bu birçok olaydan dolayı canım sıkkın bu oyuna. Aynı şeyleri artık yapmak belli bir süre sonra insanı acayip yoruyor, acayip canını sıkıyor. Ki ben çok uzun süredir aynı şeyleri yapıyorum bu oyunda, sırf iddia alacağım diye. Çok uzun süredir aynı şeylerin kat ve kat fazlasına dayandım, katlandım yani. Bu hikaye görevleri saçma sapan şeylerdir. İnan bu videodan önce Navya'nın hikaye görevini yap, biraz sizle sohbet muhabbet etmek istedim. Ama onu bile kafam kaldırmadı yani böyle. Her zamanki video öncesi konuştum. Beni biliyorsunuz zaten. Önceden duyuru yaparım. Onu yaptık, bunu yaptık. Mona çıkardım falan. Onları konuştum. Navya görevin yerine gittim. Navya görevine başladım. Şak diye şey oldu. Benim şalterler attı. Saniyesinde 6F4'ü çektim. Ben bunu kaldıramam dedim. Çünkü gram tahammülüm kalmadı oyuna. Yani bu aynı şeyler. Yani aynı şeylerden ziyade sürekli günlük sizi oyuna köle gibi sokması acayip sinirimi bozuyor. Bu günlük görev mantığı ve elbette günlük oyuna girenler ödüllendirilmeli ama bu da yani bir şekilde eğlenceli olmalı diye düşünüyorum yani artık. Kesinlikle eğlenceli değil bence bu günlük görevler. Tabii kişiden kişiye göre değişir. Ben bunu kendim için konuşuyorum. Bazıları diyebilir ki ben bunları yapmayı seviyorum. Güzel sistem falan diyebilir, ona da karışmıyor. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Ama bu resim sistemi hakkında bence nesnel konuşuyorum. Çünkü bayağı saçma yani. 5 tane sınırının olması şu resim küresinin. O bayağı bayağı saçma bence. Yani insanlar bence istediği zaman zindana girip artifak kasabilmeli. Yani her gün insanlar artifak kasmaya veya boss kesmeye zorlanmamalı. O bence bayağı saçma bir sistem. O kesinlikle düzeltilmesi lazım. Bu banner hakkında da aynı şeyleri düşünüyorum. Yani İtto banner'ı çok büyük ihtimal bir dahaki banner'da da gelmeyecek. Ki kesin gelmeyeceği zaten. Ondan sonraki banner'da da gelmeyecek. Ondan sonraki banner'da da gelmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü şu an zaten halihazırda Fontaine hype'ı devam ediyor. Ben zaten Fontaine ilk geldiği gün anlamıştım bu İtto'nun gelmeyeceğini. Çünkü Fontaine hype'ı varken millet niye İtto istesin ki? Yani İtto'yu isteyen kim Fontaine varken? Fontaine'de Nervlet var, Wursley neydi la o çocuğun adı? O var, Furina var. Yani bu tip karakterler varken, yani özellikle Furina Arkon'u varken, ne bileyim şu Raiden Shogun falan varken, bu arkadaş varken veya Yomiya varken artık 300. reralını aldı herhalde o. Millet artık atmamış ona wish. İtto'yu falan getirseler daha çok insan wish atardı herhalde. Öyle yani hani bu tür karakterler varken diğer karakterler arkada kalıyor ama bu karakterleri de seven insanlar var sonuç olarak. Umarım buna uygun bir dizayn, buna uygun bir tasarım yaparlar ki aslında çok kolay yani bu
Buna uygun bir dizayn veya tasarım yapmaya çok uğraşmaya da gerek yok. Hani ya 3 tane banner yapacaksın ya 4 tane banner yapacaksın. Sorun çok büyük oranda çözecek. Çünkü baktığınız zaman 3 tane banner %150 demek senin şu an şu anki şeyinin. Pardon, %150 dedim. %50 oluyor, pardon. Yani bir nevi 1,5 katım oluyor. Diğer 4 banner yaptığında da iki katın oluyor yani. Eğer 4 banner çıkarırsan sen 2 kat daha fazla banner çıkarmış olursun. 2 kat daha hızlı çıkarmış olursun. Ki bu bence kazancını da arttırır. Yani daha fazla karakter eklediğin zaman o karakterlerin hayranları da o bannerlara wish atacak. Sonuç olarak sen onları ertelediğinde onlar daha fazla para harcamayacak ki o karakterlere. Normalde ne harcayacaksa geldiğinde de onu harcayacak. Ha, belki şu olabilir. Adam der ki mesela 4 banner çıkıyor zaten her patch'te. Bir dahaki patch'te bunun rerun'u gelir. Ben bunu atmayayım. Bir dahakine biriktireyim falan diyebilir. Ama o bu sürümde de oluyor zaten. Hani öyle yaptığın zaman, hani şu anki sürümde de eğer 2 banner olduğu zaman da bu tür şeyler oluyor. 4 banner olduğunda da aynı şeyler olacaktır. O zaman biraz miktarı artabilir ama senin ekstra çıkardığın karakterlerle aldığın parayla kıyaslanamayacak kadar küçük olur oradan kaybedeceğin para. Hani oradan kazanacağın para yüzlerinden 80 ise kaybedeceğin 5 falan olur. O civarda bir şey, tam oran orantıyı yapamam şu an ama tahminim o civarda. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bayağı oyun içinde içerik çekmeye uğraştım video öncesinde falan, aslında sabah falan uğraştım dediğim gibi, anlattığım gibi, ama oyundan acayip baymışım yani. Aslında bunun bugün farkına vardım. Ben önceden ses mes çıkarmadan bir şekilde ilerletiyordum yani, bir şekilde idare ediyordum iddo için, ama artık sabrım da kalmadı. Bir diğer önemli faktör de benim için mouse'un bozulması oldu yani. Artık Yomiya ile falan doğru düzgün saldıramıyorum böyle rakiplere, ki iddo ile hiç saldıramayacağımı farkına vardım. Çünkü iddo bayağı düz klik şampiyon olduğu için tık 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 saldırmanız lazım ya. Hani masum da bozulduğu için itto çıkarana kadar, yani o kadar uzun sürede çıktı ki masum bozuldu yani. Oyundan beni soğutan bir diğer faktör de buydu vallahi. İşte öyle yani, genel olarak canımı sıkan durumlar bunlardı. Bunlar hakkında biraz konuşmak istedim. Genshin'i içeri çekmeye devam edeceğim bu arada. Belki ileride edit falan yapabilirim şu elimdeki güçlü karakterlerle. Sonuç olarak itto'yu herhalde C1, C2 falan alacağız yani, bilmiyorum, 400 işe artık ne kadar alınıyorsa. Tabi silah falan da alacağımızı sayarsak, yani silah beni de trollemezse eğer, yüksek C'lerden alabiliriz yani. C1, C2, tabi C1, C2 yüksek değil ama bana göre yüksek, o yüzden alırsak güzel olur. Ha, bunlar hayal arkadaşlar biraz yani. İtto Banner'ın ne zaman çıkacağını ben de çok kestiremiyorum. Ben diyordum ki 100-200 iş varken ben herhalde Victor Banner'ı çıkar diyordum. Sonra çıkmadı işte. Fontaine falan geldi. Fontaine gelince ben temelden ümidi kestim zaten. Dedim Fontaine varken benim gariban Victor'u kimse çıkarmaz bir wish olarak. Kimse zaten wish falan da atmaz ona dedim. Whoever'sa aptal değil herhalde, çıkarmaz dedim yani. Yani bu durumlardan biraz üzgünüm, bilmiyorum. Bu Banner hakkında benimle aynı mı düşünüyorsunuz, farklı mı düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani çok uzun zamandır istediğiniz bir karakter varsa belki beni anlarsınız yani. Wish atmak istediğiniz bir karakter varsa ve ona biriktiriyorsanız çok uzun zamandır, ama o karakter gelmiyorsa, özellikle Albedo, Eula gibi, Yula pardon, Yula diye okunuyor değil mi? Yula ve Albedo gibi çok uzun sürede çıkan, çok popüler olmayan karakterlerse, yani acımı az da çok az çok anlarsınız yani. Aslında bu patlama eşiğin biraz masum bozulmasıyla oldu yani. Masum bozulduğunda dedim ki vay be dedim, harbiden İkto Banner'ına kasana kadar masum bozuldu. Dediğim gibi belki ileride Genshin'in farklı video türlerine odaklanabilirim, böyle genellikle gameplay değil de. Zaten önceden de çok gameplay ile alakam yoktu. Tier list benzeri şey, günlük görevler bitmiş, iyi bari. Ben daha salak salak konuşma görevleri vardır diye tahmin ediyordum, yokmuş, iyi bari. Belki bu şeylerden vardır diye, pardon, ne diyordum ya. Dediğim gibi zaten çok gameplay kanalı değiliz. Böyle haber veren kanal değilim. Rehber kanalı da değilim açıkçası yani. Size hangi karakteri şunu build demeniz lazım, bu build yapmanız lazım diye önermiyorum.
Çünkü zaten YouTube'da 1 milyon tane şey var yani, bu öneriler yapan kanal var her türlü. Ben biraz farklı olayım istedim ama o işte, yani o farklı olmak istiyorsan oyuna da emek vermen lazım. Ha bak, oyunun kötü yönlerinden de biri, oyunun bir başka kötü yönü de, onu da söyleyeyim şu an aklıma gelmişken, onu da söyleyeyim. Oyundan gerçekten keyif almak istiyorsanız ciddi manada oyuna harbiden uzun süre emek vermeniz lazım. Bu uzun süre dediğim belki 1 yıl olabilir, belki daha kısa da sürebilir. Çünkü iyi artifaklar dizmedikçe karakterleriniz vurmuyor ve oyun bir işkenceye dönüşüyor. Ben eski hallerimi çok iyi hatırlıyorum. Yani basbayağı canavarlardan kaçıyordum ben, bana vurmasınlar etmesinler diye, ki karakterler de iyi boyutlanmama rağmen. Artifak falan zaten hak getire. Yani rehberleri falan izliyoruz da belli bir Adventure Rank falan olman lazım ki iyi zindanlara girebil, 5 yıldızlı artifaklar çıkar. Yani iyi artifaklar dizmediğin sürece, karakterleri iyi geliştirmediğin sürece, evet belli bir süre oyundan keyif almak zor. Oyundan keyif almak için bayağı oynamanız lazım. Ha şey diyorsanız, ben çok vurmadan da mutlu olurum ya, bosslarla didişmeyi severim diyorsanız, eyvallah, o zaman tabii oyundan başladığınız andan itibaren keyif alamazsınız. Çünkü başladığınız andan itibaren sizi uzun bir hikaye diyaloğuna sokacaktır. Mafya 2 gibi yani, o çok mümkün değil. Ben de Mafya 2'de araba sürmeye çalışıyordum, boyuna görev geliyordu. Yani genel olarak sıkıntılarımdan biraz bahsettim. Belki bir tier list videosu yapabilirim ama onu da geçen yapacaktım arkadaşlar. İnanın yani, Genshin hakkında 200 video çektiysem 199'unu sildim yani. Bu olmaz. Her birinin harbiden haklı bir gerekçesi vardı silinmek için. Normalde onu da çekecektim. Linç falan yerim diye çekmedim onu. Aslında linçlik de bir şey yoktu. Belki ileride çekebilirim. Çekersem görürsünüz. Yani yine bir tier list videosu oluşturabiliriz artık. Keyfi. Çünkü son videoyu bayağı insanlar sevmişti. Genel olarak şikayetlerimden bahsettim arkadaşlar. Eğer başınızı falan ağrıttıysam kusura bakmayın. Yani bu oyunun bizi köle gibi görmesi cidden canımı sıkıyor. Bu istediğin karaktere anında elde edemem. Anındayı geçtim, çok çok uzun sürelerde elde etmen canımı sıkıyor. Bu resimleri biriktirememek, her gün oyuna köle gibi girmek veya günlük görevler için köle gibi girmek harbiden canımı sıkıyor. Oyunda bir şeyleri başarmak için çok 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 fazla uğraşmak canımı sıkıyor. Yani ben şu karakterleri boyutlayacağımı gerçek hayatta kendim boyutlardım herhalde. Yani ben bu dürsüleri boyutlayacağımı harbiden kendim boyutlar, yumruklarımla falan dağları yıkardım herhalde. Yani bu tipleri boyutlayacağımı, eğer o tip şeylerle uğraşsaydım, ne bileyim, günde her oyuna girdiğim gün 10 tane duvarı yumruk atsam herhalde binaları falan kollarımla yıkardım, bilmiyorum. Gelen artefaklara baksana. Neyse, bu yine iyi. Çok da laf edemedim. İyi artefakt gelmiş. Son bir kere girelim. Tabii gençliğine rakip olacak böyle bir oyun olmadığı için de, benzer bir oyun, çok kaç oyunu var tabii ki de. Ama gençliğine rakip olacak çok da bir oyun olmadığı için, bu şekilde, aynı bu şekilde bir oyun. Konuşmak da zor yani. Hani mesela dersin ki şu oyunda böyle iyi, bu oyun Genshin'de bunlar yok, Genshin'de şunlar yok diyebilirsin ama tabii Genshin'e birebir benzeyen bir oyun olmadığı için de karşılaştırmak zor. Ha şey var mesela, yeni çıkan Star Rail var. Zaten oyun çıktığından beri biz Genshin oyuncuları üvey evlat muamelesi görüyoruz. Adamlara beleş 5 yıldız falan vermişler. Bize de galiba 20 deviş verdiler diye millet çıldırdıydı, sevindiydi. Herkes çenesini kapadıydı. Halbuki ilk yılda da 10 deviş falan vermişlerdi. Millet 10 tane fazlaya tav olmuş hemen. Garip yani. Öyle bir durum işte. Öyle biraz sızlandım arkadaşlar bugün. Yani genel şikayetlerimden bahsettim. Eğer sizin de aynı şekilde şikayetleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Orada tartışabiliriz beraber. Veya diyorsanız ki sen şu konuda haksızsın, şunu yanlış söylüyorsun, bence şu sistem iyi, veya resimleri bu şekilde tutmak oyunu, resimleri günlük toplanabilir şekilde tutmak oyun canlı tutuyor falan diyorsanız, ki demeyin yani, oyunu canlı tuttuğu falan yok. İnsanlar bu sebepten, çoğu insan bu sebepten bu döngüye girdiğinden sürekli oyundan çıkıyor. Eğer YouTube'da
aratırsanız veya Reddit'te falan, özellikle Reddit'te aratırsanız çoğu insanın bu sebepten dolayı oyun terk ettiğini bulursunuz. Halbuki hani bu resimleri biriktirip böyle bir günde falan artifak katsa insanlar daha çok oyunu sevecek. Oyunu sürekli girmediği için, oyunu özlediği için oyuna bir anda girip böyle daha çok zevk alacak. Ama her gün girdiğinde tabii o zevki alamıyor insan. Ki doğal olarak yani günlük dozunu almış oluyorsun. Hatta günlük dozunu almaman gerektiği zamanlarda da almış oluyorsun. O da oyundan soğutuyor seni çoğu zaman. Ki zaten oyundan soğutan faktör de bu bizi. Biraz başınızı ağrıttım arkadaşlar, kusura bakmayın. Videonun böyle pek bir içeriği yoktu. Podcast tarzında falan dinleyebilirsiniz tabii. Konuşmama falan dayanabilirseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi belki bir tier list videosu falan yapabilirim eğer utanmazsam. Eğer linç falan yemezsem bir video yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum, dediğim gibi her biri benim için değerli. Zaten değerli olmasam bu videoyu yapmazdım. Değerli olmasa bu videoyu yapmazdım. Konuşamadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.